İstanbul'da Ekrem Başkan'a karşı artık adaylarının mücadeleyi tek başına yürütemediğini kabul edenler 17 bakanla İstanbul'a çıkartma, İstanbul'a kuşatma yapıyorlar. Ancak bu tavır sizin gibi AK Parti'ye oy veren seçmeni de çıldırtıyor. Maliye Bakanı Murat Kurum yerine oy peşine koşacağına emeklinin sorununa çare bulsun, emeklinin sıkıntısını çözsün diyorlar. Çalışma Bakanı Murat Kurum için oy toplayacağına işsizlik sorununu çözsün diyorlar. Yargıya güven %30'un altına düşmüşken Adalet Bakanı'nın İstanbul'da ne işi var diyorlar. Bizim işimiz gücümüz Esenyurt, Ekrem Başkan'ın işi gücü İstanbul. Peki işi gücü yoksulluğu ortadan kaldırmak, işsizliğe çare bulmak, adalet getirmek, kadınları korumak, gençlerin umutlarını arttırmak olan iktidarın bakanları göya tarafsız olacaklardı. Göya bürokrat olacaklardı, teknokrat olacaklardı, işlerine bakacaklardı, siyaseti siyasetçiler yapacaktı. İçişleri Bakanı, seçim güvenliğinden sorumlu olan sensin. Polis sana bağlı, jandarma sana bağlı, seçim güvenliği senin için, sen gelmişsin İstanbul'da taraf tutuyorsun, Murat Kurum için oy istiyorsun. Yazıklar olsun böyle adalete. Yazıklar olsun böyle devlet yönetimine. Geçen seçimi kumpas videolarla kazananlar, bir büyük yalanın arkasına sığınanlar, efendim açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük, oyu bana vermelisin. Yoksa ezanı susturacaklar, yoksa bayrağı indirecekler, yoksa vatanı böldürecekler yalanıyla insanları korkutan korku ittifakına cevabımızı bir kez daha veriyoruz. Esenyurt birlik beraberlik demektir, kardeşlik demektir, barış demektir. Esenyurt ittifakı ve Türkiye ittifakı hepinizi mahcup edecektir. Buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Bizim birlikteliğimiz birilerini rahatsız etmiş. Bir sürü yalan atıyorlar. Adaylarımızı, büyükşehir belediye meclis üyelerimizi karalıyorlar. Ahmet Özer bizim yol arkadaşımız, kardeşimiz. 10 yıldır birlikte siyaset yaptığımız, birlikte iddia koyduğumuz, birlikte milletvekili adayı olduğumuz Ahmet Özer'i sanki partiden değilmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Hapırsanız da köpürseniz de, çıldırsanız da Ahmet Özer Esenyurt'un evladıdır, CHP'nin evladıdır, hepimizin başkanıdır. Hep beraber başaracağız. Onların derdi, biz insan ayırmıyoruz. Biz Esenyurt'ta, evet, sosyal demokratlardan oy istiyoruz, oy alıyoruz. Milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Kürt demokratlardan, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Esenyurt'taki herkesten, benim Esenyurt'taki göçmen akrabalarımdan, Selaniklilerden, Bulgaristan Türklerinden, hepsinden oy istiyoruz, hepsinden oy alıyoruz. Biz hep birlikte Esenyurt'uz, hep birlikte İstanbul'uz, hep birlikte Türkiye'yiz. Şimdi Esenyurt'ta bir büyük vazifeyi yapmaya devam edelim. Bayraklar değil, sadece eller kalksın. Meydandaki emekliler bir ellerini kaldırsın. Bir sallayın şöyle, sallayın görsünler. Bundan bir
buçuk ay önce ben emeklilerle aramda bir diyalog kurdum. Dedim ki emekliler, evde oturarak, susarak, üzülerek bu süreci götüremezsiniz. Size büyük bir haksızlık yapılıyor. Gelin meydanlara çıkalım. Benim sesime kulak verin. Sesime ses olun. Benimle birlikte olun. Söz veriyorum, sizin sesinizi Türkiye'ye duyuracağız dedim. Sağ olun, sizler de o günden beri adım adım, adım adım bütün Türkiye'de bizimle birlikte oldunuz. Ve şu gerçeği artık bütün Türkiye öğrendi. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk geldiğinde 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç ellemese, size hiç dokunmasa, hiç ilişmese bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira maaş alacaktınız. Ama dedi ki ben emekli zammını TÜİK'e göre yapacağım. Enflasyonu onlara ezdirmeyeceğim. TÜİK ne demek? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Erdoğan'ı üzmedi ama sizi üzdü. Emeklileri üzdü. Emeklileri perişan etti. Ve o gün 1,5 asgari ücret olan emekli maaşı bugün 0,59. Yani asgari ücretin %60'ının da altında. O gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani her emekli 5,5 çeyrek altın kaybetti emekli maaşından. Bir emekli bir çeyrek altını düşürse deli çıkar, bütün gün onu arar, öyle değil mi? Şimdi her emekli bir kez değil, her ay bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybetti. Nerede kaybettiniz? Bir seçim sandığında. Nerede arayıp bulacağız? Yine bir seçim sandığında. 4 gün sonra önümüze gelen seçim sandığında bunun hesabını soracağız. Ayrıca Ramazan mübarek gündeyiz. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Bakın, bundan sadece 6 yıl önce 2018 yılında emekli olan birisi 1000 lira bayram ikramiyesi alıyordu. Bunu 2015'te Sayın Genel Başkanımız, buradan bir selam yollayalım. Kim söyledi? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Dedi ki ben 2 bayramda birer ikramiye vereceğim. Önce veremezsin dediler. Sonra biz de vereceğiz dediler. Sonra 3 Ramazan, 3 Kurban, 6 bayram sözleri olduğu halde hakkınızı yediler. 2018'de bir maaş değil 1000 lira verdiler. O beğenmediğimiz 1000 lira tam 24 kilo dana kıyma alıyordu. 24 kilo. Bugün Nisan'ın 2'sinde yatacak olan 3000 liralık emekli ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi 6 kilo dana kıyma zor alıyor. 24 kilo nerede? 6 kilo nerede? Bayram sofranızdan, dolabınızdan, mutfağınızdan, evladınızın, torununuzun kursağından 18 kilo dana kıymayı çalmış durumdalar. Emekliler, bunun hesabını sormaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bunun hesabını hep beraber sandıkta soracağız. Ve